Merhaba arkadaşlar, yeni bir Mir 4 videosu ile karşı karşıyayız. Yeni bir karakter, yeni bir klas geldi oyuna. Arbalist diye bir klas. Ben de hemen bugün sabah geldi bu. Hemen dedim açayım ve bu klas çok hoşuma gitti. Nedir bu klasın özelliği? Nasıl anlatabilirim? Uzaktan vuruyor ve fizik damaj veriyor. Çok tatlı bir karakter yani. Karakterin vuruş gücü çok güzel, çok seri görev yapıyor. Mesela hemen şu anda olmuş görevleri görüyoruz. İsterseniz hemen ben size oyunla ilgili ipuçları vereceğim. Yani sağda solda bulamayacağınız diyeyim. Çünkü ben yabancı sitelerde veya kendim sağını solunu karıştırarak bulduğum ipuçları var. Öncelikle şu autoplay özelliğinden hemen hızlıca bahsedeyim. Görevleri seçiyorsunuz arkadaşlar. Seçtikten sonra hatta bunlar görevler tamamlanmış. Gördüğünüz gibi çok hızlı görev tamamlıyor. Claim yaptım. Hepsini kabul ettim. Bir sürü item. Oo, şu güzel item. Geliyor. Şimdi mesela kabul ediyorsunuz. Bunları kabul ettiniz. Neredeyim ben? Beacon Castle Backstreet. Arka sokaklarda avcılık yapıyoruz. Şimdi autoplay'e basıyoruz. Bakın bu önemli bir konu. Autoplay'de mesela şurada daily var. Daily'yi bir aşağı indireyim. Normal görevi yapsın. Sonra da daily'leri yapsın. Okey diyoruz. Hepsini seçiyoruz. Start diyoruz. Bu arkadaş ok atmaya başlıyor ve görevlerini yapıyor. Ha siz bu ara adamı hareket ettirirseniz görevi iptal mi etmek istiyorsun diyor. Hayır, şöyle ortaya bir yere getireyim ben ki. Changel. Buradan devam etsin. Gördüğünüz gibi burayı temizleyecek bu. 1, 2, 3. 3 tane görev aynı anda yapılıyor. Evet, birinci daha önceki videoda bahsettiğim gibi 3-4 görevin aynı anda yapılması söz konusu. Nedir bu görevler? Bir tanesi request. Bakın. 180 tane find die for the want person. Boya getir diyor. Requestlerden sadece bir tane seçebiliyoruz. Missionların hepsini seçtim. Görevlerin. Daily'leri de seçtim. Hangi? Mission Castle Backstreet'teyim. Diğerleri açılmadı daha. Ve otomatik kendisi gidecek, yapacak. O ulti. Evet arkadaşlar, bu karakter de yeni bir karakter. League of Legends oynayanlar bilir. Miss Fortune vardı. Şöyle bir şey atıyor. Miss Fortune'ın büyüsüne benziyor. Sonra bir tane ulti var, o da Miss Fortune ultisine benziyor. Gragas. Yani birçok oyundan skiller seçmişler. Neyse. Arbalist ben tavsiye ederim. Bununla bayağı bir ilerlerim ben. Yani şurada kaç saatte? 21 oldum. Bir de bugün güncelleme vardı. Ara verdiler. Hızlıca geçeyim. Bakın arkadaşlar, günlük ilk daha 20. levelde ne yapıyorum? Onu göstereyim. Şuradaki market var. Bakın 147 bin chopper var bende. Bakır. Burada chopper'la alınan malzemeler var. Gördünüz mü? Magical Arrowhead 100 bine. Ne veriyormuş bu? Her ekanta sadece bir tane alınabiliyor diyor. Magical Arrowhead. Normalde diğerleri dolarla satılıyor. Ama chopper'la satılan itemler var. Bak, hat. Ben step up'tan bahsedeceğim. Step up nedir? Giriyoruz markete. Her karakter hızlı kasmak için. Today's package. Dragon material summon ticket. Vigor pil. Yani bu piller 30 dakikalığına sizin sağlığınızı, yani dinlenmiş hale gelmenizi sağlıyor ve daha fazla XP kazanıyorsunuz. Bakın ne diyor? %15, 30 dakikalığına %15 XP artışı verecek. 10.000 chopper veriyorum, bunu alıyorum ben. Hop, aldım. Direkt çantaya gitti. Burada 20.000'e yenisi var. Onu da alacağım. Şimdi önce çantaya gidelim. Nereye gitti bu? Şuraya en sona geliyor. Ne diyor? Use this summon ticket to get random uncommon epic great dragon scale bilmem ne. Tamam, okey diyoruz. Bastık. Bakın. 10.000 chopper harcadık. Bakır. Bize
Craft elbise yapmak için malzeme verdi. Normalde bunları düşürmek için boss'a girmeniz gerekir. Raid'lere girmeniz gerekir. Başka ne verdi? Use this recharge speed. Bunları kullanıyorum ben. Dursun. Kaç dakika arttırıyormuş? 15 dakika. Tamam. Bakın. Şurada. Ha bu ticket ne işe yarıyor biliyor musun arkadaşlar? Terzi var bir tane. O terziye gittiğinde sizinle konuşmuyor. Bu ticket'ı kullanaraktan üstündeki elbisenin görüntüsünü değiştiriyorsun. Yani şurada şu ticket'ı kullanaraktan ve terzi seninle konuşmaya çalışıyor. Yani mystery görevlerini yapan arkadaşlar bu ticket'ı kullanacaklar. Şimdi şu %15 XP'yi açalım arkadaşlar. Neden? Çünkü şu anda bakın %15 XP geliyor. Açıldı. Çünkü niye? Farm yapıyorum ben şu anda. Evet, XP'miz 110 artı 62 diye geliyor. Peki benim şurada ne var? Experience. %130 da buradan geliyor. 2 saat. Bu nereden geldi arkadaşlar? Maden kazdım. Ondan sonra meditasyon yaptım. Ot topladım. Neyse bu karakter böyle oh sağ olsun yapıyor. Biz ara sıra sadece girip claim reverse yapıyoruz. Hop. Ne oldu? Level 22 olduk. Hiçbir şey yapmıyorum. Durduğu yerde kendisi yapıyor. Ara sıra canım sıkılırsa şöyle basıyorum. Oo güzel oldu falan diyerekten. Normalde ben kendim kasarken şöyle yapıyorum. Bakın, dokundunuz diyelim, çıkış yaptınız, kendiniz oynayacaksınız. Şöyle topluyorum ben bunları. Hop, F'ye basıyorum arkadaşlar. Bak, F'ye basıyorum. Hop, F'ye basıyorum. Bir takla atıyorum. F'ye basıyorum. Hepsi toplanıyor değil mi? Bak, gel 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 gel. Şuradan ortadan birini seç. Seçtim. Ultiye bir bas. Hate koçum benim be. Hop, takla at. Takla atmayı çok iyi öğrenin arkadaşlar. Takla çok önemli. Yani ben kendim böyle kasıyorum ama ya da otomatiğe alıyorum. Autoplay. Start dedim. Ha seç diyor önce. Seçtim. Tamam kendisi yapsın. Şimdi ben size anlatmaya başlayayım. Birinci özelliğimiz şurada step up'tan şunları ben alıyorum günlük. Bir tane de 30 bin liraya satıyor. Bunları aldım. Bunlar bana XP verecek. Bakın burada vigoru arttırıyor 30 dakikalığına. Ama ben de şu anda 2 saat olduğu için basmayayım bunları. Yani burasının vigorunu yani dinlenmiş olmazsanız XP gelmiyor, az geliyor ve boşu boşuna zaman kaybediyoruz. Bunlar ne arkadaşlar? Bizim klanla ilgili. Klanda support olayı var. Bakın klanımızda support ediyoruz. Bu arkadaş kutu açmak istemiş, bu açmak istemiş, bu açmak istemiş. Herkes kutu atmak istiyor. Biz bu kutulara support ediyoruz ve buradan klan paramız artıyor. Ondan da bahsedeceğim. Klan parası ne işimize yarıyor biliyor musunuz? Bakın burada shop açılmış. Shop'tan malzemeler alabiliyoruz klan parasıyla. Bakın burada da var. Bunlar önemli. Bunlar level atlarken en büyük, en önemli o klandan neler geliyor? Bakın support yaptık. Rapor veriyorsun günlük yaptığın işlerle ilgili klana. Sana para geliyor ve klan giftleri geliyor. Neler gelecek bakın. Klandaki büyük levelli insanlar, karakterler, boss kesmişler. Ben şimdi küçük levelliyim. Bak neler gelecek bakalım. Of 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 malzemeler geldi. Bunlar hediye geliyor. Gift. Tabi bunlar artacak. Klan level arttıkça artıyor. Yani klana girmek zorunlu hale gelmiş oyunda. Onu da gördük. Yani buradaki menüler ne işiyor? Devamlı bir şeye tıklıyoruz. Tabi bu arada bu keserken bakın burada bir şey var mesela. Nedir bu? Bunları alacaksınız. 28 gün şu itemleri al diyor. Aldım. Bunu al diyor. Aldım. Nedir bunlar? İşte etkinlik bu. Official Launch Event. 7 gün boyunca online oldun. Bunu aldım. Bak 7 gün sonunda şişe veriyor. Her gün online olursan. 30'a ulaş diyor. Şu sandığı vereceğim sana diyor. Bu sandığı açamıyorsunuz. Sandığı unseal etmeniz gerekiyor. Yani şurada unseal var. Bu unseal'de mesela bu sandık rare 2 saat sürüyormuş. Ama sağ olsun klandan destek geldiği için süre kısalıyor. Yani speed up.
Ha demin ki okuttuğumuz speed up var diye yani 15 dakika maksimum dersek 2 saat 8 dakika hızlandırabiliyorum ben bunu. Hızlandırayım mı? 2 saat 7 dakika. Şöyle 100 dakika 1 saat 40 dakika hızlandıracağım. Hop, hızlandırdım. Yani bu rare'in içinden ne çıkacak? Hatta hızlandıralım. Evet, ne çıkacak bakalım sandığın içinden. Bastık. Ne çıktı? Rare Virtue pil çıktı. Bir hap çıktı. Nereye gitti o? Şuraya gelmiştir. Evet. Bu neymiş? Ne için yarıyormuş bu? Crafting. Ha şu işe yarıyor. Evet. Level atlarken işe yarıyor bu. Şimdi özet geçeyim ben. Bu arada bu görevi yapıyor. Şöyle ara sıra hoplattırıyorum ben bunu. Ha. Birisi davet ediyor sizi. Salla. Birinci taktiğimiz neydi arkadaşlar? Şu chopper'la satılan şeyleri alıyor. Bak bitti. Her levelde timely 22 saat sonra tekrar alabilirsin diyor. Bunların içinden malzeme çıkıyor. Esas önemli olan ikinci taktiğe geliyorum. Common product geliyoruz. Bakın burada neler var. Skill Tom yani 60 bin chopper'a 100 binim var. 60 bin Tom alıyorum. Bu Tom nedir? Onu göstereyim size. Bakın şu skill'lerimizi yani Quick Shot, Pain Strike arttırmak için Tom var. 3 tane Tom düşüyor görevlerden. Sonra bunun levelini arttırıyoruz. Tier 2, Tier 3, Tier 4. Mesela ben şu Tier 3'ün çok seviyorum. Yeni başladı ama yaklaşık 12 kişiye vuruyormuş. Fizik atak, fizik damaj 12 kişiye vuruyor. Yani tam farm yapma şeyi. Ben bunu arttırmak istiyorum. Tier 4. Ne lazım? 4 tane Tom lazım. Ha görevlerden düşüyor ama ben gidiyorum günlük Common Product. Buradan Skill Tom 60 bin chopper'ı alıyorum. Diyeceksiniz ki abi 100 bin var 60 bin ne harcan? Arkadaşım bu 100 bin öyle zaman geliyor ki böyle görev yaptıkça 1 milyon 2 milyon oluyor chopper. Nasıl oluyor? Yani sizde şey var işte Spirit. Bakın bende rare çok atak mining gathering hunting XP. Şurada treasure'lar var. Mesela chopper düşürme ratingini arttırıyor. Bu treasure'ları buraya yapıştırıyoruz ve bizim spiritlerimiz bize chopper gücü veriyor. Bakalım karakterimizin ne özellikleri varmış. In details. Lucky drop şans. Hunting XP %20. Hunting chopper game boost %0. İşte bunu arttıracağız. Chopper düşecek. Bunu nasıl arttıracağız? Oradan aldığımız itemlerle arttıracağız. Yani win-win. Oradan alıyorsun. Chopper fazla düşüyor. Chopper'ları oraya yatırıyorsun. Günlük alıyorsun malzeme. Oyunda her şey item. Yani bu itemlerin hepsini burada elbiseler var. Burada malzemeler var. O kadar çok malzeme var ki ilk başta insana şey gibi geliyor. Nedir bu ya diye. Ama sonradan hepsinin bir işe yaradığını öğreniyorsunuz. Hepsinin durması gerektiğini. Gelelim. Bakın bu çanta çabucanak doluyor. 95 tane 150. Evet, üçüncü taktiğimize geliyoruz. Buraya geliyoruz. 100 bin chopper'ımız var. Şu Common Product'a geldik ya bunlar burada satılıyordu. Consumable'a geliyoruz. En sona gidiyoruz. Bakın burada 200 bin chopper'a ne satılıyor? 50 slot back expansion. Yani 200 bin chopper'ı verirsem benim çantamın kapasitesi 200'e çıkacak. Yani 150 200'e çıkacak. Öbürkünü de aldım ben büyük karakterlerde. 1 milyon daha verdim. 250'ye çıktı. 250 yetiyor. Bunların hepsini zaten kullanıyoruz. Ne yapıyoruz? Mesela Codex. Monster Damage. Evet, şimdi Codex'i anlatayım. Madem hani daldan dala atlamak gibi olmasın ama hepsi birbiriyle bağımlı. Bu arada bizim adam ne yapıyor? Görevlere bakalım. Bunu da almış. Bak otomatik kendisi biten görevi geri alıyor. Evet. Autoplay'de görevi bitirdi. Geri almış tekrar.
Yani bu 3 görev bitene kadar böyle. Maşallah yerimiz de güzelmiş. Kesiyor boyuna. Tabi bu arada manamız yeterli mi? Yeterli. Mana bitebilir arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Şimdi gelelim kodekse. Şurada kodeksler var bakın. Şu. Bunların kodeks yazıyor üzerinde. Bakın burada da taşlar var. Bunlarda da kodeks var mı? Bunu yapıştırmışım. Evet, kodeks var bak. Bazılarında kodeks yazısı yok. Kodeks yazısı olmayanları ben kombine ediyorum. Bak kodeks. Kodeks. Şurada bakalım. Kodeks. Kodeks. Kodeks yazısı olmayan diğer karakterde gösteririm. Bunları ben ne yapıyorum? 1. Hunting Chopper. 2. Drop Chance Boost. Yani şu anda atak damajla falan işim yok benim. Level kasmak. Bol bol item düşürmek. Tek amacımız o. Hızlı level kasacağız. Level 40-41 olacağız. Ondan sonra bu defans, spell, PvP bunları arttırırız. Ya mesela hemen şuradan ben drop şansı basıyorum bakın. Bir dakika, ne yapıyorum ben? Ben şu spirit'i ruh bunu kullanmayacağım. Neden kullanmayacağım? Çünkü bende var. Şuradan göstereyim. Bakın bende 3 tane canavar gibi spirit var. Şununla şunu kullanmayacağım. Şurası açıldıktan sonra kullanabilirim. O zamana kadar bir sürü spirit düşüyor zaten. Bu nasıl açılıyormuş? Portalı 5 yapınca açılıyormuş burası. Bunları o yüzden kombine ediyorum. Yani kodekse basıyorum. Kombine ediyorum. Hemen basalım. Bir tanesini görmüş olun yani. Kodekse nasıl basılıyor? Bunu buraya geliyoruz. Kodekse geliyoruz. Ben drop chance'ı arttırıyorum. Buna bastım. Register ettim. Gitti. Tamamen bu item kayboldu. Yok artık. Buraya register ettik. Şunu da buraya register edersek o iki itemi, spirit'i kaybettik. Bunları da tamamlarsam ben drop şansımı %2 arttırmış olacağım. Evet koçum, kaç bin tane adam kestin? Bakın buradaki görev olmuyorsa alacaksınız bu adamı. Başka bir yere götüreceksiniz. Şuraya, buraya, buraya. Ya da götürmenize gerek yok. Siz basın düğmeye. Şuradan. Göreve basın. O kendisi gidiyor. Ya yani şuradan. Bakın. Move diyorsunuz. Bu görevin olduğu yere gidecek. Evet, bu görevi yapmıyor mesela. Move dersem ama tabii automation diyor. Oraya gidecek. Tamam. Bu ana görev. Bizim spiritler ne oldu? Yalan oldu. Spiritler gitti. Çünkü onları register ettik. Kodeksimize register ettik. Bunlar da bizim özelliklerimiz. Kodeks de burada çıkıyor işte. Mesela kodekse geldiğimiz zaman ne oldu? Kodeks. Evet. Karakter. There are no completed kodeks. Yani bunları tamamlarsan burada çıkacak. Onları da öbür karakterde göstereyim. Tamam. Şimdi birinci şu çantalardan alıyoruz. Step up'tan. İkinci common product var burada. Tom satılıyor. Dragon malzemesi satılıyor. Bir de spirit satılıyor. Bakın şu Tom, bu spirit, bu da dragon malzemesi. Paranız çoksa bunlardan alın. Zaten 30'dan sonra çok paranız oluyor. Alıyorsunuz. Buradan da çanta satılıyor. Çantasız olmuyor. Şunları iptal et. Şuradan görevleri claim edelim. Request. Ha, gelelim. Hızlı level kasmanın taktiklerinden diğerine. Bir, mutlaka ama mutlaka bir haritaya girdiğinizde, yeni bir haritaya girdiğinizde, şöyle göstereyim. Şu Gekko'dan, Valley'den çıktınız. Buraya Castle'a geldiniz diyelim. Burada hemen ne yapıyorsunuz Castle'da? Şu Request'e gidiyorsunuz. Şu Request. Request'ten bak birinci görevi aldım. 180 tane kes diyor. Bitmiş. Yani neden birinci görev aldım? Çünkü level 40'tan sonra bunları geri gelip yapmamızı istiyorlar bizden. Ben şimdiden yapacağım ki geri gelmeme. Aa, bir de ne bu? Bilezik. Bilezik verdi. Hemen claim ettim. Oo, bir de mystery görevi açıldı.
Yani Darksteel kazmak istiyorsanız arkadaş, bir requestleri yapmak zorundasınız. Çünkü Darksteel kazılan yere götürmüyor size, sokmuyor. 2. Bir sürü conquest görevleri var. Bunları yapmazsan diyor, burayı açamazsın diyor. Mystery'i yapmazsan diyor, vadiye giremezsin diyor. Yani bunların hepsini bitirmemizi istiyor bizden. Öyle hemen hızlı hızlı 40 olunca geri geliyorsunuz. Ama bu arada nereye gidiyor bu? Kendisi gidiyor. Ben bir şey yapmıyorum. Bakalım nereye gidiyormuş. Şunu bitirmiş. Şuna gidiyor. Culprit of Atrocity. Defeat Twin ve Action Squad. Tamam, öldür onları sen. Şimdi bu oyuna bir şey çıkıyor ya. There is recommend equipment. Aha. Ne çıktı? Aa bak. Request'ten görev çıktı. Hemen ekip diyoruz. Oo, PS'miz arttı. Bak, PS arttı. Bütün olay PS. PS'yi arttırmazsanız raid'e bile almıyorlar. Şunu biraz şöyle ilerlettireyim. Ortaya bir yere gitsen. Bak, exit yapmadım. Heh, devam et dedim. Tamam. Kendisi dövüşüyor. Kıza bak be. İyi dövüşüyor. Tamam. Achievement. O her yerden item geliyor. Onları aldık, bunları aldık. Daily tax, bunları aldık. Yani oyunda bir sürü şey veriyor yani. O kadar çok şey veriyor ki insan daha fazla istiyor. Tamam, ne diyorsun? İstemiyorum ben bunları, istemiyorum. Tamam. Evet, son olarak buradan Common Product, bunları anlattık. Sonra kodeksleri anlattık hızlıca. Kodeksler ne yapıyor? Şunları basıyorsun, register ediyorsun. Onu şuradan göstereyim. Şuradan. Ne diyor bu? Normalde HP, MP veriyormuş. Monster Attack veriyormuş. Ben bunları kodeks olarak basıyorum. Ama şurada elbisenin üstüne de basabilirsiniz bunları. Hangisi iyi olduğuna karar vereceksiniz. Şöyle yapın, bak bunu koyun buraya. Düştü mü? Arttı. Ha, o zaman bu daha iyiymiş. Arttıysa daha iyiymiş. Bunu koy. Arttı. Şunu koy. O zaten oradaymış. Şunu koy. Düştü. O zaman geri koy onu. Yani İngilizceniz yoksa böyle deneyebilirsiniz. Ne yapıyorsun arbalist? Arbalist. Ne yapıyorsun arbalist? Bir ulti basalım seninle. Dur. Exit. Gel şöyle. Atak. Cirit. Şöyle. Bas. Şöyle bir savaş yapalım. Hop. Bak, 12 tane. Ya bu oyunu değiştirecek bir karakter bence yani. Bu oyunu değiştirecek bir karakter. Tamam, kendiniz oynadınız mı? Vaz mı geçtiniz? Autoplay'e gel. Seç hepsini. Gönder gitsin. Aha, boss kesiyor. Evet, bak görev yaptı. Tamam. Şimdi bu itemler kodeks olarak basılabiliyor ya da şu itemler kombine yapıp rare yapıyorsunuz ya da şu üstümüze şunlar konuyor. Bir dakika, o itemler nereye gidiyordu biliyor musunuz? O kadar menü karışık geldi ki. Ha, şu item. Bu itemi Spiritlere basabiliyoruz. Use'a basın. Bak, Spirit çıktı. Yani bu ne iş yapıyormuş? Silent Resonance. Yani boss size silence yapamıyormuş. Buraya basıyorsunuz. Yani bunu böyle tutup ekip deyince buraya basıyorsun. Ve kayboluyor. Yani burada duruyor. Yeni bir tane basarsan üstüne alttaki kayboluyor. Ben buraları hep drop yapacağım. Drop şansı ve chopper gain'i arttıracağım. O yüzden. Ama bunun da mining time arttırıyor. Bak, bu güzel bir şey. Şimdi arkadaşlar, bu karakter üzerinde gösteremediğim görevler var. Onları diğer karakterde göstereceğim size. Şöyle ki hemen diğer karakterimize geçiyoruz. Bakın. Şimdi benim Halo Bey banlandı. Neden banlandı? Ben 1000 tane falan bot kesiyordum. Botları keserken botlar ışınlanıyorlardı sağa sola. Oyunda beni ışınlanıyor zannetmiş herhalde. Taşın içinde, havada, karada botları kesiyordum ben. Şimdi artık az kesiyorum, çok kesmiyorum.
Mesela şimdi bu karakterin özellikleri. Bunu da buraya koyalım, farm yapsın. Burası neresi biliyor musunuz arkadaşlar? Secret Passage. Neden buraya geldim? Neden geldiğimi anlatayım. Şimdi bu adam 42 maden kazabiliyor. İstese dışarıda maden var, kazabilir. Ama esas gitmek istediğim yer benim. Şurada Snake Pit. Snake Valley'e gitmek istiyorum. Burada çok güzel madenler var. Bot yok. Giderim ben buraya. Sadece 60 olması önemli değil. Nasıl olsa saldırmıyorlar. Sadece sıkıntı şu anda buraya gidemememin sebebi söyleyeyim. Şuradan Conquest'e geliyoruz. Bakın bunların hepsini fullememiz gerekiyor. Demek ki karakterde açık değil bunlar. Diyor ki Stage 6 Portalı Stage 6 yapman gerekir diyor. Nasıl deneyelim? Global Map, Snake Pit, Snake Valley, Zombinin yanına git diyorum. Buraya gelebilmen için diyor, portalı level 6 yapman lazım diyor. Görüyorsunuz yani sıkışıp kalıyorsun. Portalı level 6 yap. Hadi yapalım. Allah Allah. Portalı level 6 yapayım. Ne diyor? Training Sanctum'u 5 yapman lazım diyor. Hadi onu yapalım. Training Sanctum 5 yap. Promote Muscle Strength Manual to Tier 4 diyor. Gücünü diyor Tier 4 yapman lazım diyor. Hadi onu yapayım. Evet geldim oraya. Bakın. Hepsini fullemişim. 15, 15, 15. Bunu da 15, 15, 13. Bunu da 15, 11, 15, 15. Tamam neyse. Bunu 5 yap, 4 yapmam lazım. Ne var? Rare Virtue Pil istiyor. Kardeşim bu yok. Sadece craft yapabiliyorum. Bu sefer de Uncommon Virtue Pil istiyor. Bunu nereden yapabiliyorum? Virtue Pil'den yapabiliyorum. Yok 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 yok. Yani bunlar bulunmuyor. Bulamadım. Kesmediğim adam kalmadı. Şundan mesela biraz buldum sağda solda. Ne oldu? Geri döndüm. Bu görevleri yapmaya başladım. Nedir görevler? Mesela mission. Bunlara gücüm yetmez. Git diyor. Requestleri yap diyor. Bunlara da gücüm yetmiyor. Yani çıkmaz sokağa döndü. Nasıl olacak? Bunlar yok. Nasıl olabiliyor? Sadece marketten gold'la satın alabiliyorsun. Gold yok. Yani bir şekilde para yatırmanı istiyor. Yani para kazanmak için para yatırmanı istiyor. Ama ben de bunun çözümü var. Nedir? Klan. Bunlar klanda satılıyor arkadaşlar. Klana destek verdiğin zaman. Mesela klanımıza gidelim. Klan info'ya geldik. Support. Bunlara bir support yapalım. Tamam. Bakın 9K klan parası var. Buradan da ödüller geliyor. Bunda da ödülleri toplayalım. Tamam. Shop. Şurada shop var. Şurada. Uncommon Virtue Pillbox. Ama o da 7000'e satıyor maşallah. Bu da pahalıya satıyor. Yani bir çıkmaz sokağa girdi bu adam. Ama istesem şöyle giderim. Farm yaparım burada. İşte burada farm yapacağım ben. Başla lan. Farm yap. Kes. Ne varsa kes. Hepsini kes. Şunlara da şöyle vur. Şunlara da vur. Hepsi toplansın. Şuraya bir uçan tekme at. Oley. Şunlara bir şöyle bir vur şöyle bir. Bir uçan tekme. Aa, oley. Adam iyi dövüşüyor. Arkadaşlar bir taktik daha vereyim size. Bakın. Sistem. Option. Game. Target. Convince. Bakın burada ben şeyi kapattım. Karakter skill effect. Sadece benimkini göster diye. Show all olduğu zaman mesela 15 kişi raid'e girdiniz. Ekrandan hiçbir şey görünmüyor. Kimisi şimşek çakıyor. Kimisi bilmem ne yapıyor. Ben aha ölüyorum. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Kaç kaç. Gel 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 gelin bakayım. Uo. Boom. Bazen uçacaksınız, kaçacaksınız. Erkekliğin onda dokuzu kaçmaktır. Kaç kaç. Aha bunlar taş atıyorlar. Gene ölüyoruz. Kaç oğlum kaç 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 kaç. Kaç lan öleceksin galiba. Uzaktan vuruyor. Kaçtık. Üstün başın kötü olursa böyle. Evet burası da maden kazılan yer. Hemen orada gelmişim.
Şuradan bir maden Çinli amcamız kazıyor. İstesem vurabilirim de. Neyse. Kırmızı birini keselim. Aha kırmızı. Niye vuramadım? Ha peaceful'um ben. Şöyle adalet. Şimdi hemen şuradan şeyi göstereyim size. Conquest görevlerini. Yani bunları bitirmeden özellikle şu Holy Shrine'i 4 yapmadan buraya giremiyoruz. Burası neresi? Bishan Valley. Maden kazılan yer. Buraya girmek için Holy Shrine'i 4 yapmanız gerekiyor. Ya zaten üstüne tıklayınca şunu yap, bunu yap diyor. Bak. Tower of Conquest'i bitirmen gerekir. 6 diyor. Bu. Bu ne istiyor? Reach karakter 45 diyor. Bu ne istiyor? Bishan Castle Request. Ah! Bak! Gördünüz mü? Bishan Castle Request'leri bitir diyor bana. Yani şu request'leri bak demin ki Arbalin'in yaptığı bilezik aldığı görevi ben yapmamışım. Git diyor onları bitir gel diyor. O yüzden taktik neymiş arkadaşlar? Şu request görevlerini bitirmeden hızlı hızlı level kasmayın. Bak burada necklace veriyor yani kolye. Tamam. Şimdi başka bir taktik daha vereyim size. Şuradan adamdan şu Çinli'den alalım. Lawful. Dur. Bak şurada adamlar var. Şu yaratıklar size dalıyor. Tamam mı? Ama şurada bir seçenek var. Attack players only diye. Şunu da hostile yaptım. Şimdi adama şöyle hafifçe bir vuruş yapacağım. Kaç levelsin sen? 40. Hop. Hemen otomatiğe seçtim. Kazmaya başladım. Hemen geldim şurada Lawful'a geri geldim. Zaten bak ışınlandı. Ya bu botlar adam ışınlandı bildiğin ya. Neyse. Kassın mademimizi. 150k. İtem 2 tane mavi itemimiz var. Üstümüzün 33.000 olduğunu görüyoruz. Tamam bu kassın. Şimdi taktik. Bir tane daha şeyi göstereyim. Şurada raid. Bakın klana girdiğimizde klanda Expedition. Bak burada bosslar var. Yavrum itemlere bak. Neler neler veriyor. Aha sandık. Sealed box. Rare Blue Dragon düşüyormuş. Bundan ne düşüyormuş? Bizim aradığımız o şey var mı burada? Virtual Pill miydi? Neydi? Rare Sealed Magic Box. Spirit Treasures. Ha, bunlardan işte. Bunlardan düşüyor galiba. Epic Grid bilmem ne falan filan. 140 speed up veriyormuş maşallah. Bak klan Clan Expedition, Clan Boss'lar. Bunları keseceğiz biz klan olarak. Maximum Number of Player. Boss Level 35. Klanda bunlar var. Ayrıca bu Bishan Valley'i bakın üstüne geldiğimiz zaman Major. Major diye Rus klanı buraya çökmüş. Yani adamlar sizi burayı istediği gibi kesebilir. Ceza, meza, penaltı yok. Yani klanlar bazı alanlara çökebiliyor. Mesela neresi var başka bir yer? Nefarin Ruins. Buraya çöken yok. Şuradan şeye gideyim. Snake Pit. Buraya kim çökmüş? Bak Anarşi de buraya çökmüş. Evet arkadaşlar. Anarşi klanı buraya çökmüş. Yani maden kazılan yerlere çöküyor bu klanlar. Belki ben de bizim klanımızda bir yere çökebilir. Buranın sahibi bizizler. Klan olayı güzel bir şey. Enchant diyor. Ha enchant olayından bahsedeyim. Arkadaşlar diyorlar işte enhance. Aha biri vurdu bana. Ha bana vurmamış. Enhance olayında enhance. Şunu artı 4 artı 5 yapmanız gerekiyor ya. Bak burada %50 diyor. Safe diyor. Bunu bastığınızda danger zone dersek item kayboluyor. Genellikle %90 kayboluyor. O yüzden ben artı 4'te tutuyorum. Gerek yok. 8000 gold. Mesela burada ne var? Artı 2 var. Basalım buna %100. Hop. Sıkıntı yok. %100'e basabilirsin power score. Ama %50, %20, %30 basmamak lazım. Tamam sen kaza dur. Şöyle yapalım. Ya bir git. Burada çekim yapıyoruz. Sen de gelmişsin adam kesiyorsun. Şurada bak Magical Arrowhead. Alalım şundan bir neymiş.
Magical Arrowhead. Limited Product. Codex. Aldım. Ne sattın birader bana? Nereye gitti? Ha. Codex. A magical arrowhead. You can register the codex to get special effect. Codex'e tıkladık. Hey koçum. Bu ne? Hunting XP %4. Yarın da alsam iki tane buraya bassam. Epic. 1 Aralık 2021'de sileceğim diyor. Bana ne ya? %4 Hunting XP geliyor. O zaman ben arbalete alayım hemen bunu. Evet arkadaşlar, seni bastım buraya. Gönderdim gitti. Evet. Yok, evet evet. Hunting XP. Sen bir çekil. Evet, gel bakalım. Arba direyim. Ne yapıyorsunuz? Botlara bak, botlara. Şuradan. Hidi. Neredesin? Ha, buradaymış. Aldım. Gel bakalım. Gel bakalım. Codex. Bir kontrol edelim mi? Kaç XP geliyor? 87.45. 87.45 XP geliyor. Neredesin? Arkadaş, bir aradığım ha. Kes kes. 89.47. %4 arttırdı. Arkadaşlar 1x. Bak hızlıca level atlıyoruz. Şu anda 20. Oha, 22 olmuş bu. Bak. Şuradaki request'i yapmadığım için ben öbürkü Lightrex'le. Nerede o? Şey. Gelip tekrar yapacağım. Nereye gitti o? Boya istiyordu. Boya. Tamamlananlar nereye gitti ya? Ha. Bak. 180 tane boya istiyordu. Arkadaş, bunların hepsini istiyor yapmamızı. Tamam. Yani ben şimdilik bu kadar. Oynamaya devam edin. Bosslara dediğim gibi klanımıza bekleriz. Gelirseniz Coin Merchant. Burada klanımız şu anda rankingde. Bakalım. 29. sırada. Server'ın 29. klanı. En iyi Türk klanı olarak devam ediyoruz. 29. Var mı Türk klanı başka? Yok. Şu Rusları ve Çinli. Oha, Çinlilere bak. Anarşi ve Major. Bunlar çökmüşler madenlere. Evet. Hemen klanımızı da göstereyim isterseniz şöyle. Klanımızda bu arkadaşlar var. Bir sayı sınırı var klanda. 32'ye 32. Bunu arttırmaya çalışıyoruz. Onu da şuradan arttırıyoruz. Arttırabilirsek şöyle para yatıracağız buraya. Burası artıyor. Bunlar dolunca. Evet, hızlı kasın arkadaşlar, bekliyorum. Dediğim gibi görevleri, requestleri yapmazsanız geri gelip yapmak zorunda kalabilirsiniz. Arbalist. Devam et. Devam et, devam et. Takla at. Exit, bir hareket yapalım şöyle, show yapalım. Eyt be, hemen dön şöyle bir. Dön. Neredesiniz? Kimse yok ki öldürecek. Öldürecek kimse yok. Temizlemişler. Neyse, teşekkürler arkadaşlar.